Manisa davası bugünkü 15. duruşmada sonuçlandı. 2 yıl 2 ay süren davada sürpriz karar çıktı. Manisalı 14 gence kötü muamele ve işkence yapmakla suçlanan 10 polis beraat etti. Yargıçlar oy birliğiyle yeterli delil bulunmadığı kararına vardılar. Mahkeme gençlerin işkence gördüklerine ilişkin raporları güvenilir bulmadı. Beyler lütfen. Sanık 10 polisten 7'sinin katıldığı duruşma gergin geçti. Kararın açıklanmasından sonra sanıklar mahkeme salonundan çıkarken kargaşa yaşandı. Daha sonraki adaletten hesabını vereceksiniz. Hepiniz yaptınız. Sizin de çocuklarınız var inşallah diyorum. Niye gelecekmişsiniz? Hepinizin vicdanı rahat uyuyacak mısınız? Gençlerin avukatlarından CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül ise umutlarını yitirmediklerini söyledi. Burada görev yapan ve yanlış değerlendirme yapan bu savcıya, bu yargıçlara rağmen yargıya güveniyoruz. İzmir DGM'de yanlış ve eksik bir karar vermişti. Yüksek Yargıtay bozdu. Şimdi burada yanlış bir karar verilmiştir. Yüksek Yargıtay'a gidecektir. Yargıtay'ın bu yanlış kararı düzelteceği inancımızı koruyoruz. Evet, Manisa davası aslında sürpriz bir şekilde, beklenmeyen bir şekilde son buldu. İşkence yapmakla suçlanan polisler beraat etti bütün delillere, bütün raporlara rağmen. Ve şu anda yapılan açıklamalar da bu sürpriz karara yönelik tepkiyi gösteriyor. Mehmet Güç, ATV Manisa. Mahkeme çıkışında yaşanan kargaşa yerini annelerin hüznüne bıraktı. 2,5 seneden beri konuştuk, niye çıkarabildik? Bir şey çıkaramadık. Ayaklarımız bak hasta hasta geliyoruz buraya. Ama bizimkiler oldu. Bak 2 sene yatıyor içeride. Benim yatıyor içeride. Ne diyebilirim artık? Her şey de bitti. Kararın olası sonucuna gelince Manisalı gençler İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde örgüt üyesi olmaktan yargılanıyorlar. Gençlerin ifadelerinin işkence altında alındığı yolundaki itirazları şimdi Manisa'daki kararla geçersiz hale gelebilir. Bu durumun örgüt davasına nasıl yansıyacağı da ay sonunda İzmir'deki duruşmada belli olacak. Ama gençler de avukatları da yargıya güvendiklerini, önlerinde daha Yargıtay süreci olduğunu söylüyor ve bekliyoruz diyor.